olayı hatırlayacaksınız. Yani çok yaygındır bu tür hikayeler. Fahişe bir kadın, fahişeliğiyle meşhur tanınan bir kadın, susuz kalmış ve böyle yalanıp duran, ağzı yüzü kurumuş bir köpek kuyunun etrafında dönüyor, dolaşıyor, bilmem ne filan, yani kuyuya da ulaşamıyor ki susuzluğunu giderebilsin. Tutmuş da ayakkabısını çıkarmış, artık kuşağıyla, neyle, entaresini yırtmış, ona ip yapmış, kuyudan su çıkarıp o iti sulamış. Ve Allah sırf bundan dolayı o kadını cennete yollamış. Hatırlayacaksınız yani şu anlatmaya çalıştığım hikaye hemen hemen hepinizin repertuarında olmalı. Şimdi şu yapılan gerçekten güzel. Yani mümkün olursa biz de yapalım böyle bir şey, ama böyle bir şey yapmak için fahişe olmaya gerek yok. Bir. İki. Yani fahişelik de yapsan, sonunda böyle bir şey yaparsan cennete gidersin imajı, düşüncesini insana verdiği için. Günün birinde ne olsa bana böylesinden kolay bir hayır yapma imkanı çıkar, o zaman, o zamana kadar aklıma eseni, canımın istediğini yapayım dedirirse bu düşünce, bu hikaye adama, işte ayvayı yer o adam. Akıbeti berbat olur. Tamam, bu davranış güzel. Yani bu davranışın güzelliğini anlatmak için ne senaryolar düzülüyor beyler, ve o senaryolar dini gümletiyor. Dikkat edin. Hakikaten yani saf bir şey bilmeyen adama bu hikayeyi anlat, ne düşünür insan normal olarak? Hakikaten öyle ya, ne yaparsam yapayım arkadaş. Kadınsan fahişe de olur, erkeksen zina da, sen homoseksüel de olsam, ben sonuçta bana böyle bir fırsat çıktı da ben de böyle bir amel yaptım mı? Evet, köşeyi döndüm. İkramiye denen bir şey, piyangodan ikramiye çıktı. O zaman o ikramiyenin çıkacağı tarihe, saate kadar ne diye eşek gibi çalışayım, koşturayım? Dedirmez mi insana böyle düşünmek? O adam dini başından bırakır. Bırakmış o zaman din yuvarlanır gider, kendiyle arasında mesafe açıldıkça açılır. Yani bu tür şeylere çok dikkat etmekte. Adı hadis olsun, adı evliya hikayesi olsun, adı ne olursa olsun. Yani ne şekilde rivayet edilirse edilsin. Kaldı ki dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim'de cennetin bu kadar kolay kazanılacağı, bu kadar kolay diyorum. Kolay da zor değil aslında. Ama kolay, fakat şu örneklerde anlatmaya çalıştığımız gibi kolay değil. İstediğin haltı ye. Yani sonunda nihayet sana da piyangodan bir şey çıkar. Ama amorti, ama bilmem ne. O zaman da köşeyi dönersin anlayışını insana yerleştirecek ve dinle daha başından ilgisini zayıflatacak, hatta tümüyle kesecek bir anlayış. O dine, benimsediğin söylediği dine tam tersi davranışların, düşüncelerin sahibi olan bir tip ortaya çıkardıktan sonra ne anladık bu hayır, ne yapar, nasıl kurtarır insan?